aynı güvenle ilk günkü aşka çalışan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Hazır mıyız Şanlıurfa? Şanlıurfa. Evet. Biz Şanlıurfa'yı iyi biliriz. Şanlıurfa da bizi iyi bilir. Bizim aramızdaki aşkı, sevdayı, muhabbeti anlamak isteyenin gönül gözüyle bakması lazımdır. Kalp gözünün açık olması lazımdır. Gelip geçici gündemlerin heyecanıyla Şanlıurfa'ya bakan bunların hiçbirini göremez. Alimleriyle, şairleriyle, fazıllarıyla adeta kutup yıldızları yetiştiren, adını da, sanını da, şanını da, yüreğini ortaya koyarak kazanan Şanlıurfa'mız maşallah bugün yine bir başka güzel. Urfalılar bir asır önce işgalci Fransızları bu mübarek topraklardan kovarak hangi unvanı aldı? Şanlı unvanı aldı. Bugün de sizlerin şahsi hırsıyla hareket edenlere, terör örgütüne sırtını dayayanlara, ekmeden biçme peşinde olanlara, küçük hesapları için şehrinin geleceğini tehlikeye atanlara, kısaca milli iradenin arkasından dolanmak isteyen fırsatçılara geçit vermeyeceğinize inanıyorum. Sağ olun. Vizyonda, programda, projede, yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu kardeşiniz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Şimdi yerel yönetimlerde 31 Mart'ta yerel yönetimleri de Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman biz ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Şanlıurfa'yı şanına yakışır bir şekilde yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz. Diğerlerinin böyle bir imkanı var mı? Böyle bir şey yapabilirler mi? Biz ne Urfa'da ne de başka herhangi bir yerde milletimize asla yalan söylemedik. İnsanlarımızı asla kandırmaya çalışmadık. Söylediğimizi yapmak için gece gündüz gayret gösterdik. Yapamayacağımızı da zaten hiç ağzımıza almadık. Bir dönem ülkemiz siyasetine damgasını vuran, onlar ne veriyorsa beş fazlası benden zihniyetinin hesapsız, kitapsız, riyakar tarzını hatırlarsınız. Türkiye bunun bedeli siyaseti ve ekonomik krizler, sosyal gerilimler ve kaos olarak çok ağır bir şekilde ödedi. Ülkemiz popülist siyasetçilerin ekonomide bıraktığı enkazı yıllarca kaldıramadı. Milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı. Tekrar ayağa kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz. Alanda şu anda verilen rakam 70 bin. İyi mi? Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır. Meydanlarda ve medyada esip gülleyenlerin milletimize vaat ettikleri hiçbir şeyi yapmayacakları zaten belli. Asıl önemli olan bunların milletin elindekilerden hangilerini de alıp götürmeye niyetli olduklarıdır.